Dünyanın şekline ilişkin tartışmalar, tarih boyunca hem bilimsel hem de dini kaynaklarda farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu konuyu ele alırken, özellikle İslam kaynaklarında yer alan bazı ayetlerin orijinal Arapça metinleriyle bunların dilsel ve tefsirsel analizlerini dikkate almak, ayrıca İslam alimlerinin görüşlerini, hadis rivayetlerini ve çağdaş bilimsel bulguları özenle incelemek gerekmektedir. Antik çağlardan beri dünyanın şekli üzerine farklı görüşler mevcuttu. Eski Yunanlı filozoflardan Aristoteles başta olmak üzere pek çok bilim insanı, ay tutulması, ufuk çizgisi ve gölgelerin konumu gibi astronomik gözlemlerle dünyanın küreye benzer bir yapıya sahip olduğunu ileri sürmüştü. Orta Çağ İslam dünyasında da İbni Hazm, İbni Teymiye, Biruni, İbni Rüşd ve Nasiruddin Tusi gibi alimler, astronomik gözlemler ve matematiksel hesaplarla dünyanın küresel yapısına dair fikirler ortaya koymuşlardır. Bu alimlerin eserlerine baktığımızda, genellikle dünyanın küre şeklinde olduğu kabulü hakim bir anlayış olarak karşımıza çıkar. Öte yandan, tarih boyunca bazı dini metinlerin düz bir zemin tasviri içerdiği düşünülmüş ve bu nedenle dünyanın düz olduğu fikrini savunan yorumlar da üretilmiştir. Bu görüş sahipleri, genellikle vahiy metinlerinde kullanılan belli kelimelerin düzlüğe işaret ettiği kanaatini taşırlar. Burada özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı kelimelerin anlam dünyasına dikkat etmek gerekir. Kur'an'da dünyanın yaratılışına, göklerin ve yerin düzenine dair birçok ayet mevcuttur. Yer anlamına gelen art kelimesi, çoğunlukla bağlam gereği yeryüzünü, insanın üzerinde yaşadığı zemini ifade eder. Bazı ayetlerde yeryüzünün serilmesi, yayılması veya döşenmesi anlamına gelebilecek fiiller geçmektedir. Örneğin şu ayetler sıkça tartışma konusu olmuştur. Burada geçen dahaha fiili üzerinde farklı yorumlar yapılmıştır. Bazı müfessirler dahaha kelimesinin yaymak, düz bir şekilde sermek anlamında kullanıldığını ifade eder. Bu yoruma dayanarak dünyanın düz bir yaygı gibi tasavvur edildiği düşünülmüştür. Ancak Arap dilinde dehve kökünün yuvarlığa benzer bir yumurta gibi şekil vermek veya yumurtanın yerini düzenlemek anlamına geldiğini savunan alimler de mevcuttur. Nitekim bu görüş, yerin aslında oval, geoid biçimine işaret ettiğini öne sürer. Dilbilimciler, dahaha fiilinin asıl anlamının yerleşim için uygun hale getirmek, genişletmek olduğunu vurgular. Bu kullanım illaki geometrik bir şekil tanımlamak zorunda değildir. Bağlamda Allah'ın yeryüzünü insanların yaşayabileceği, ekim dikim yapabileceği, yürüyebileceği, üzerinde hayatını sürdürebileceği şekilde düzenlemesi söz konusudur. Bu ayette yeryüzünün sutihat, düzleştirildi ifadesi geçmektedir. Bazı tefsirciler buradan yola çıkarak dünyanın yüzeyinin insan deneyimi açısından düz algılanan bir alan olduğunu belirtirler. Ancak sutihat kelimesi bir mekanın yaşanabilir hale getirilmesi, üzerinde rahat hareket edilebilmesi için düz bir satıh gibi kılınması anlamına da gelebilir. Bu, dünyanın küresel şeklinin aksine bir delil olmak zorunda değildir. Zira insan ölçeğinde yeryüzü doğal olarak düz bir zemin hissi uyandırır. Hadis metinlerinde dünyanın şekli açıkça ele alınmaz. Peygamber Efendimizin sözlerinde astronomi ya da kozmoloji ile ilgili ifadelere rastlansa da, bunlar genellikle sembolik, ahlaki veya ibret verici anlamlar içerir. İlk dönem İslam alimleri nakli verileri yorumlarken çoğu zaman dönemin astronomik birikiminden ve o günün bilinen ilmi gerçeklerinden yararlanmışlardır. Örneğin İbn Hazm ve Biruni gibi alimler Kur'an'ın bilimsel bir astronomi kitabı olmadığını ancak onun kainata dair verdiği işaretlerle çelişmediğini belirtmişlerdir. Bu alimler, Kur'an'da yer alan sermek, yaymak gibi fiilleri, yeryüzünün insana kullanım kolaylığı sağlaması şeklinde mecazi anlamda yorumlamış, dünyanın küresel olduğunu astronomik gözlemlerle ispatlamışlardır. Günümüz bilimsel konsensüsü, dünyanın kutuplardan hafif basık,
geoid şeklinde bir küre olduğu yönündedir. Uydu görüntüleri, uzay istasyonlarından çekilen fotoğraflar, ay tutulmaları, güneşin farklı enlemlerde farklı açılarda batması, gemilerin ufukta kaybolması gibi çok sayıda gözlem ve deneysel veri, dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu kanıtlar sadece görsel gözlemlerle değil, aynı zamanda yerçekiminin dağılımı, sismik dalgaların yeryüzünde izlediği yollar, havacılık ve denizcilik navigasyon hesapları, GPS sistemleri, jeofizik çalışmalar ve uydu verileriyle de desteklenmektedir. Saygın bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalarda, dünyanın şekli üzerine herhangi bir tartışma bulunmamakta, tam aksine yerkürenin fiziksel özellikleri, katmanları ve jeolojik süreçleri küresel model temel alınarak incelenmektedir. Düz dünya görüşünü savunanlar, modern bilimin ortaya koyduğu verilerin güvenilir olmadığını ve özellikle NASA ile diğer uzay ajanslarının sağladığı uydu görüntülerinin dijital manipülasyon olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca uydu sistemlerinin dahi sahte olduğu yönünde eleştiriler getirmektedirler. Ancak bu iddialara karşı sadece NASA değil, birçok bağımsız uzay ajansı, amatör astronomlar ve bilim insanları kendi teleskoplarıyla yaptıkları gözlemlerle dünyanın yuvarlak olduğunu doğrulamışlardır. İslam geleneğinde yaygın kabul, Kur'an'ın kainatı tarif ederken insan idrakini merkeze alan mecazi ve ahlaki ibret verici üsluba sahip olduğudur. Kur'an'ın asıl amacı fizik ya da astronomi alanında detaylı bir biçimde öğretici bilgi sunmak değil, insana yaratıcının kudretini ve hikmetini hatırlatmaktır. Dolayısıyla Kur'an'ın dünyanın şeklini tarif eden ifadelere mecazi bir anlam yüklediğini savunanlar, modern astronomi bulgularıyla bir çelişki bulunmadığını belirtirler. Modern İslam alimlerinin büyük çoğunluğu da bu yöndedir. Mezhep imamlarından çağdaş tefsircilere kadar geniş bir yelpazede, Kur'an'ın bilimle çelişmediğini, bilakis her dönemde anlaşılabilecek ve doğruluğu değişmeyecek prensipler içeren bir kitap olduğu belirtilir. Bu yaklaşıma göre, yeryüzünün yayılıp döşenmesi ifadesi, insan ölçeğinde ve kullanım amacında anlaşılması gereken bir betimlemedir. Yerkürenin şekli konusundaki kesin bilimsel veriler de bu mecazi ifadeleri tamamlamakta ve Kur'an'ın evrensel hitabının bağlamı içinde yorumlanmaktadır. Neticede, İslam dünyasının büyük ekseriyeti ve modern bilim çevreleri dünyanın şeklinin küresel olduğunu kabul etmektedir. Kur'an ve hadis metinleri, bu konuda ne modern bilimi reddeden ne de onu tasdik etme zorunluluğu taşıyan metinler değil, daha çok insanın iman, tefekkür ve ahlakına yön vermeyi amaçlayan rehberlerdir. Bu yaklaşımla bilginin tarihi, dilsel ve ilmi boyutlarını bütüncül bir şekilde değerlendirmek mümkündür.